Manşete hoş geldiniz. Görüntülerde AKP'li bir vatandaşın Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kuruma İstanbul seçimini kaybetmişti. Serzenişi görülüyor ve diyor ki bana yapılıyorsa millete neler yapılıyordur. Buna birazdan bakacağız tam yeri geldiğinde birkaç dakika izin verin. Fakat KCD'de görmüşsünüzdür Erdoğan'ın ve İmamoğlu'nun akıbeti önemli. O konuşuluyor. Erdoğan'ın akıbeti ne olacak? İmamoğlu'nun akıbeti ne olacak? Esasen Türkiye siyasetinin düğümlendiği yer burası. Başka bir şey yok. Anayasa tartışması da böyle, narin cinayetinin üzerine giden yandaş basının kaygıları da bunu gösteriyor. Ve piyasadaki pek çok haber, pek çok haber. Ana iki konu bu. Ve iktidar bir biçimde bu rejimi, bu dönemi Erdoğan'ın sağlığı bozulsa veya Erdoğan'ın o koltuğu boşaltması halinde de bir biçimde sürdürmeye çalışıyor. Sürdürme niyetinde ki çünkü artık on binler, yüz binler nem alınarak yürüyor. Büyük bir suç ortaklığı var öbür tarafta ne yapacağını bilmiyor. Hala bir aday çıkartamamış ve bir yönüyle de Erdoğan'ın sağı kendi partisine katma, solu da parçalama hedefleri kısa vadede gerçekleşmiş görülüyor. Orta uzun vadede ne olacağını hep beraber göreceğiz. Nurcan Bilge Göktemir bir günde önemli bir kulise imza atmış. Tamamı ekranda. Kulisin ilgili bölümü daha doğrusu. Yazın seçim bölgelerine giden milletvekilleri bambaşka bir gerçeklikle karşılaştılar diyor. Yani ne milletin anayasa değişikliği umurunda, ne işte gündeme gelen diğer konular tartışılan işte ilk dört maddedir öbürü bir iki. Hiçbiri ama hiçbiri. Ne de Erdoğan'ın devam edip etmeyeceği ya da işte AKP iktidarının sürüp sürmeyeceği. Hiçbiri vatandaşın gündeminde değil ve AKP'liler eğer gidebildilerse kahvelere, pazarlara gidebildilerse ki başta o görüntüyü getirdim. Murat Kurum halkın içinde bir AKP'linin hışmına uğradı. Birazdan bakacağız ona. Eğer girebildilerse halkın içine bambaşka taleplerle karşılaşıyorlar ve bambaşka itirazlarla karşılaşıyorlar. Halkın gündemi bu değil ve bunu AKP'liler de görüyor. Anadolu'da milletvekilleri yurttaşların içine düştüğü büyük sıkıntının tanığı ve bundan dolayı iktidara yönelen öfkenin iktidara yönelen öfkenin hedefi oldular diyor Nurcan Bilge. Anayasa değişikliği arayışlarının öfkeyi daha da büyüteceğini gördüler. Yani kimsenin umrunda değil. Kimsenin böyle bir gündemi yok. Sarı ile işaretlediğim bölüm. Halk desteği azalan, aday olsa bile seçimi kazanma ihtimali tarihin en düşük düzeyinde bulunan Erdoğan'ı yeniden seçtirmek için enerji harcanmasına, halkın tahammülü olmadığı konuşuluyor AKP kulislerinde diyor. Ve Erdoğan'sız iktidarı kendi aralarında konuşmaya başladılar AKP'liler demiş. İkili görüşme düzeyinde de olsa Erdoğansız iktidarı ofis buluşmalarında konuşuyorlar. Erdoğan'ın seçim kazanma odaklı hareket eden bir lider olması, seçim kaybetme riskini göze alamayacak olması nedeniyle her an bir başka ismi parl parlatma olasılığı da dillerde dolaşılıyor. Demiş, halife arayışı. Erdoğan'a halife arayışı. Erdoğan kendisi halife olamadı ama kendine bir halife bulmaya çalışıyor. Zor, imkansız. Bugün bu koşullarda yani Türkiye bir İran gibi sürdürülebilir ya da Suriye gibi ki onda o rejimler de çatır diyor ayrı bir konu. Öyle bir noktada değil. Azerbaycan gibi değil yani. Azerbaycan'da işte Aliyev gitti. Oğlu Aliyev cumhurbaşkanı oldu. O da gitti karısını cumhurbaşkanı yardımcısı yaptı. Kendisinden sonraki iktidarla ilgili de bir endişesi olduğunu zannetmiyorum. Ama Türkiye böyle değil. Devam edelim. Ekrem İmamoğlu'nun akıbetine geçelim. Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak çıkarsa seçimde ikinci demokrasi tokadı gelir diye sözcü, sözcü kocaman CHP medyasıdır yani. CHP'nin söylemleriyle sözcünün söylemleri birebir aynı. Zaten sözcüde çıkan başlıkları CHP sözcüleri kendi basın toplantılarında kullanıyorlar. Karşılıklı bir ilişki söz konusu. Şimdi nasıl bir demokrasi tokadı oluyor? Amerika'ya giderken ayağının tozuyla konuşmuş. Kocaman da 8 sütuna manşet sözcü bunu açmış. Fakat durum pek öyle değil. Yani siyasi yasak bekleniyor CHP'de ya da mahkemenin karar vermesi bekleniyor. Ondan önce bir aksiyon yok. Ondan önce bir eylem planı yok. İki sene önce bugünlerde 2022 işte Ekim Kasım aylarında Erdoğan şey Ekrem İmamoğlu'nun davası vardı. Ve o günlerde Kemal Kılıçdaroğlu Almanya'ya gitmişti. Tam da böyle kritik bir duruşma gününde. O gün yapılan yorumlarda, analizlerde bu sadece bir kişinin iki kişinin fikri değil. Şahsi fikrim de değil. Ekrem İmamoğlu aday olarak ortaya çıkacaktı. Kendi çıkacaktı veya da partisi gösterecekti. Partisi göstermiyorsa kendisi çıkacaktı. Ve oyunu bozmaya dönük bir hamle olacaktı. Bu geliyorsa siyasi yasak gelsin. O hamle gecikti. Sonra bilinen gelişmeler yaşandı. Şimdi iki sene sonra aynı basit ahmak davasından dolayı ki sözün gelişinde cümlede öyle bir şey yok ama işte orada ahmak diyerek yüksek seçim kurulu yöneticilerini kastetti. İşte yüksek YSK üyelerine veya YSK'ya hakaret etti diye adama siyasi yasak koyacaklar. İki sene sonra aynı filmi bir daha izliyoruz. Isıtılmış olarak. Ve AKP bunu bilerek ve isteyerek tutuyor orada. Ve AKP'nin yani Erdoğan'ın yerinde kim olursa olsun siyasi cambazlığa gerek yok. Bu davayı demokrasinin kılıcı gibi Ekrem İmamoğlu'nun üstünde tutardı. İstinaftan bir karar çıkartmazdı. Ne zaman ki seçim satım haline girilir o zaman. Fakat CHP'nin bu konuda bir aksiyon planı var mı? Hayır yok. Emin olun bugün istinaftan bir karar çıksa o günde bir kafa karışıklığı olacak. Yani bilmiyorlar ne olacağını. Fakat Ekrem İmamoğlu bu konuda tek tedirgin olan o. Yalnız derken kastettiğim de o. Bütün mesajları bu yönde. CHP Genel Başkanlık katına, partililere, CHP İstanbul İl Başkanı hemen her yere. Bak Canan Kaftancıoğlu elende gitti. Hiç kimse konuşmuyor. Halbuki 2019 seçim Zaferi'nin mimarlarından biridir Ekrem İmamoğlu ile birlikte. Siyasi yasa kaldı bu da. Tamamen o da uydurmuş, uydurulmuş, üretilmiş bir davayla bulunmuş. Yani hiçbir şey bulamazlarsa kişinin 10 sene önceki tweetlerini karıştırıyorlar. 2 yıl 7 ay ceza davasına dönüşen bir sefillik demiş. Kendisiyle ilgili işte dava sürecini. Bunu konuşmak bile insanı kötü hissettiriyor diyor. Yani şu o cümlenin altını çiziyorum ki zaten sarıyla vurguladım. Sarı renkle. Yani başımdaki bu gaileyi konuşmak bile insanı kötü hissettiriyor diyor Ekrem İmamoğlu. Yani kendi psikolojisini bir insan daha nasıl ortaya koyabilir? O arada CHP Genel Başkanı sosyalist enternasyonel için e, New York'a gitmiş. Ya ne sosyalist ne de internasyonal. neyse geçelim. Türkiye'ye açılmış efendim. Hürriyet de içeride kocaman açmış böyle. ABD'ye giden CHP Genel Başkanına Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk evini açtı. Nasıl mutlu. Altına da alt, alt başlık da şu. İmamoğlu kararı çıkarsa hemen dönerim. Kılıçdaroğlu depremi var ya iki sene önce bahsetmiştim. Almanya'da yakalanmıştı duruşmaya. Hatta Erdoğan'ın çayını bile içerim demiş. Yani gerçi diyor programlarımız örtüşmüyor ama Türk evinde temas yapacak. Erdoğan'ın kurduğu tamamen gövde gösterisi için bilmem ne kadar işte şeyle parayla birilerini zengin etme pahasına neyse orayı CHP Genel Başkanı kullanacak ve Erdoğan'la çay içmek istiyor. Erdoğan tamam dese çay içecekler. Orada da bir fotoğraf verecekler. Erdoğan cephesi değerlendiriyordur bunu. Bulurlar bir yarım saat eğer çok stratejik olarak gerekli görürler, görürlerse. Fakat durum bu. Yani bir İmamoğlu toplantısı yaşanmış. CHP'de bir kriz yönetimi toplantısı. Siyasi yasağa karşı yol haritamız ne olacak? Üç buçuk saat toplanmışlar. Üç buçuk saat bir eylem planı çiziliyormuş. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Eylem planı ön almadır. Yani bu bütün krizlerde böyledir. Krizi kabul edeceksin ve ön alacaksın. Her krizi, Özel hayattan siyasi hayata kadar şirketlerde de böyle. Her yerde böyledir. Hayatın bana öğrettiği bir şey varsa ön alacaksın. İlk adımı sen atacaksın. Beklemeyeceksin. Yani bir cisim yaklaşıyor. Hilal Köylü kulisi paylaşmış. Üç buçuk saatlik olağanüstü toplantının ardından yasak kararı çıkmadan CHP'nin adayının imam olduğu o İmamoğlu olduğu söylemini doğru bulmuyoruz demişler. Yani İmamoğlu'nu aday olarak açıklamayacağız. Bizden böyle bir şey beklemeyin. E neyin toplantısını yapıyorsunuz o zaman? Yapabileceğiniz tek şey İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayımızdır deyip açıklamak, ilan etmek ve etrafında kenetlenmek. İkinci bir şey varsa ne olur söyleyin altta da yazın. CHP şunu yapabilir, Ekrem İmamoğlu bunu yapabilir. Lütfen ikinci bir şey varsa söyleyin. Benim atladığım, göremediğim tek şey var. İki sene önce yapmadıkları şeyi bugün yapacaklar. Ama çıkışta yaptıkları açıklama da bu ihtimale karşı ön alma. Yani krize karşı ön almıyorlar, İmamoğlu'nun adaylığına karşı ön alıyorlar. İmamoğlu'nun CHP'nin adayı İmamoğlu olduğu söylemini doğru bulmuyoruz. Yani böyle bir şey beklemeyin bizden. E ne bekleyelim? 3,5 saat neyi konuştunuz? Yani. Enteresan. Enteresan, enteresan olduğu kadar tuhaf tuhaf günlerden geçiyoruz. O arada Erdoğan'a diplomasıyla çakarsın da, diplomas, diplomasıyla gündemde tutarsın da İmamoğlu'nun diploması tartışmaya açılmaz mı? Abdülkadir Selvi uzun bir yazı yazmış bu konuyu işlemiş. Yerel seçimlerden bir ay önceydi ama seçim kampanyası başlamıştı. İşte efendim bunu şey yapmam dile getirmem doğru değildi o günlerde. Bak sen, bak sen. Etik. Ekrem İmamoğlu'nu siyasete girmeden önce tanıdığını, babası Hasan İmamoğlu ile aynı dönemde ticari faaliyetlerde bulunduklarını belirten biri. Kulağıma eğilip Ekrem İmamoğlu'nun diplomasında sorun var. Dedi diyor Selvi. Devam etmiş. Türkiye'de üniversiteyi kazanamadı. Kıbrıs'ta bir üniversiteye kayıt yaptırdı. Babası Hasan Bey, Kemal Alemdaroğlu'nun yakın dostuydu. Trabzon'dan hemşerilerdi. Araları çok iyiydi. İşte Alemdaroğlu o dönem İstanbul Üniversitesi rektörü olmamıştı ama ana bilim dalı başkanı olarak etkindi. O dönem özel üniversitelerden devlet üniversitesine geçiş olmamasına rağmen Ekrem İmamoğlu'na geçiş yaptırdılar falan diyor. Ve YÖK'e çağrıda bulunuyor. O olmasa bu, o olmasa öbürü neymiş etik açıdan uygun olmayacağı için yerel seçimden önce gündeme getirmemiş. Burası İstanbul 22. ağır ceza. 24 değil. 24'te pazartesi gününden beri kız çocukları davası görülüyor. Yayınlarda ve işte sosyal ağları takip ediyorsanız X platformunda etkin bir şekilde paylaşmaya çalışıyorum. Videoları, gelişmeleri, haberleri, yorumları. Ona komşu bir yer burası. Hemen karşıda olduğu da ifade ediliyor. Bunu da şeyden öğreniyoruz. Lale Demir Kaya'nın tweetinden öğreniyoruz. Ama ondan önce kız çocukları davası ile ilgili yabancı basının ilgisi var, yerli basının yok. Birazdan ona da bakacağım. Böyle işte grafiklerle duyuruyorlar. Biraz evvel İngilizcesini getirdiğim X platformundaki mesajım Türkçesi şu. Türkiye'de çocukların ders çalışmak ve sosyalleşmek gibi rutin faaliyetler nedeniyle haksız yere yargılandığı kız çocukları davası temel insan haklarını ihlal etmektedir. Çağrıda bulunuyoruz vesaire. Yani Elinoğlu çağrıda bulunuyor UNICEF nezdinde. İnsan, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları masası nezdinde ama Türkiye'de haber yok. Türkiye medyası ikinci günün sonunda, üçüncü gün dün Ömer Faruk Yergerlioğlu'nun duruşma salonundan çıkartılması üzerinden davayı gördü. Dikende ve T24'te böyle haberler çıktı. Dikende davaya ilişkin pek fazla detay yok. T24 kız çocukları davasını biraz anlatmış. Yani Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun duruşma salonundan çık çıkması en azından konunun haber olması yönüyle hayırlı oldu. Yani düşünebiliyor musunuz? Ama onun dışında kapı duvar. Detaylandırdım. Türkiye medyası bu konuya belli nedenlerle ilgisiz ilgisiz olmasının nedenleri arasında yaşanan gelişmeleri onaylamakta var. E, sessiz kalıyorlar, soğuk biçimde, vakay rapor e, diyebileceğimiz tarzda, yani işte şöyle bir iddianame var, suçlamalar bunlar, duruşma görüldü, hakim şöyle dedi, sanıklar böyle dedi, sanık avukatları şöyle konuştu, bunu dahi vermekten acizler. Avukat Hatice Yıldız 3. günde devam ediyor, tutuksuz sanıklar dinlenmeye devam ediyor, hala silahlı örgüt eylemine rastlamadık, dikkat çekici olan husus da çocukların derslerinde çok başarılı olmaları demiş. Çokça grafikler dolaşıyor, bir tanesini getirdim, siz de kesip paylaşabilirsiniz. Masum öğrenci mahkemede, 19 yaşında bir öğrenci, İstanbul Hukuk Fakültesi 2. sınıf öğrencisi, kız çocukları davasında ağır cezada yargılanıyor. Arkadaşında ders çalışmaktan, AVM'de sinemaya gitmekten, arkadaşıyla çay içmekten, yemek sepetinden sipariş vermekten, öbür tarafta denetimli serbestlikle salınmış, onun da şartlarını yerine getirmediği için hakkında işlem yapılmış, yapılmamış polis katili, 26 suç kaydı var, annesi bile şikayet ettim, gereği yapılmadı diye. İhlas haber Ajansı'na konuşmuş. Öbür tarafta da e, çete mensupları veya çete olmaya özenen gençler eli, elini kolunu sallayarak dolaşıyor. Yakalanıyor, arka kapıdan bırakılıyor emniyetin veya diyenin Ya da denetimli serbestlik verirse bile o da takip edilmiyor. Davadan bildiriyor Lale Demir Kazan, Kız Çocukları davasına döndüm tekrar. Tutuklu kız diyor ki Bahçeşehir Üniversitesi yapay zeka mühendisliğini... Üniversite sınavında derece yaparak tam burslu kazandım. Tutuklandığım için birinci sınıfım yandı. Bu ders yılımın da yanmasını istemiyorum. Mahkeme başkanı diyor ki evde dini sohbet yapılıyor muydu? Anca dikta rejimlerinde görülen e, ya da ne bileyim böyle işte orta çağda kalmış, geçen yüzyılda kalmış konular bunlar. Tam burslu kazanmış yapay zeka mühendisliğini. Gencecik kızların, gencecik çocukların hayatlarını kararttılar yaşam boyu üzerlerinde taşıyacakları bir travmaya imza attılar. Ömer Faruk Gergerlioğlu paylaştı. Bilmiyordum, gerçekten inanamadım ama gerçek o. 2015-2024 arasında 9 yıl boyunca 20 bin çocuğa Türkiye'de terör soruşturması açıldı. Ve hayatları mahvedildi. Hatice yıldız paylaşmış. Yargılamalarda yargılamalarda şahit olduklarıma bakıyorum da muhalefet iktidarda olsa FETÖ yargılamaları da aynen bu, şek bu şekilde yapılsaydı mütedeyyin camiaya ayağa kalkardı. Bir kere Türkiye'de bir mütedeyyin camiye var mı bilmiyorum. Benim bildiğim mütedeyyinlik bu değil. Ayrıca Türkiye'de Türkiye'nin mütedeyyin olduğunu da düşünmüyorum. Muhafazakarla mütedeyyin aynı şey değil. Muhafazakar işte neticede statikoculuğu, işte geriden gelen bir takım şeylere bağlı, onu değiştirmek istemeyen falan demek. Türkiye toplumu başka bir sosyolojik analiz konusu. Fakat hayır kimse ayağa kalkmazdı. Geçmişte de kalkmadı. Bir grup kalktı sadece. İki, muhalefet yapmazdı zaten bunu. Muhalefet bu misyonu 10 yıldır iktidara devretti. Ondan dolayı da hukukun ayaklar altına alınmasına ses çıkartmadı. Ondan dolayı da davaları bile takip etmiyorlar. Şimdi geçelim CHP meselesine. Dedim ya 22. Ağır Ceza'da da bir CHP davası var. Baştaki e, şu fotoğrafı. Burası 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kapısı. 24 ile komşu. Şimdi bunu da şeyden öğreniyoruz. Lale Demir Kazan'ın e, tweetinden öğreniyoruz. Duruşma başladı. Bir misafir karşılamak için salon dışında bekliyorum. Karşı salonda CHP'lerin duruşması var. Tabii kızların davasına dönüp bakmıyorlar bile. Çok kasıntı tipler. Sittin senedir neden iktidar olamadıklarının tablosu gibiler demiş. İşte o dava para sayma davası. Cumhuriyette haber bu başlıkla verildi. Türkiye'nin konuştuğu davada ara karar falan diye ama Türkiye'nin konuştuğu dava ile ilgili da, e, şey yok. Yani haberin içerisinde konu sadece para sayma davası olarak geçiyor. Ne bu? Yani CHP İstanbul İl Başkanlığı binası satın alınmış. Paranın bir miktarı kayıt içi, bir miktarı da kayıt dışı olarak çantayla, bavulla neyse teslim edilmiş. Ve o para da bu şekilde sayılırken, para sayma makinalarıyla sayılırken görüntülenmiş. Hikaye bu. Bir bina satın alıyor CHP, İstanbul İl Başkanlığı. Paranın bir miktarını kayıt içinde gösteriyor, vergilendiriyor. Bir miktarını da elden teslim ediyor. Ve bunu CHP yapıyor, vatandaş değil, CHP. Ve bundan CHP medyası bahsetmiyor. Nereden öğreniyoruz? İktidar medyasından, yandaş medyadan. Çok tuhaf bir dönem. İktidarın kirli çamaşırlarını muhalefet medyasından, muhalefetin kirli çamaşırlarını da iktidar medyasından okuduğunuz tuhaf bir dönem. Kimi haberleri tabii, kimi kirli çamaşırları. İşte para sayma kulelerinde hesap vakti diye sabah böyle geniş haber yapmış. Maalesef. Para sayma. Yani bunu bununla CHP yüzleşmedi. Bunu anlatmadı. Bu konuda e, mahkemede de e, CHP'nin misyonuna zarar veriliyor. işte bakın o şey. 100 yıllık partiye zarar verilmek isteniyor. Ya kimse kimse kimseye yani evet zarar vermek istiyor sana hasımların. Fakat sen de çık çürükleri temizle. Gerçeklerle yüzleş. Evet de doğru halt ettik. Ya da bir, bir grup parti yöneticisi halt etmiş. Onlar hakkında da gereğini yapıyoruz falan. Yok. Herkes birbirine işte bize zarar veriyor falan filan. Şeyi de saklıyorlar. Ve aklanmaya çalışıyorlar. İktidarın yaptıkları nasıl yanına kalıyorsa CHP'nin yaptıkları da öyle. CHP'li iktidar bu konuda anlaşırlar mı? Bak ben bu para sayma davasında senin işini görürüm ama sen de benim şöyle işimi gör. Bilmiyoruz yani. Burası Türkiye olabilir. Ama öbür tarafta bakın polis gazetecinin ez, evini basıp darmadağın ediyor. Savcı ifadeye gerek yok vazgeçtim diyor. Böyle bir pardon ülkesinde yaşıyor insanlar. Rabia Önmer. Yüksekova'da fuhuş uyuşturucu çetesinin haberini yaptıktan sonra habere de dikkat çekerim. Yüksekova fuhuş uyuşturucu çetesinin haberini yapıyor. Sabahın köründe polis basıyor. Darmadağın ediyor evini. Sonra da savcı ifadeye gerek yok vazgeçtim diyor. Maksat hasıl oldu demeye mi getiriyor artık? Nedir bilmiyorum. Can alıcı günden bu. Finansal yönetim danışmanı İbrahim Can paylaşmış. Otoyol ve köprülerin geçiş garantisinin devlete mali yükü 10 milyar dolardan bir yılda 56 milyar dolara yükseldi diyor. Yarın iktidar değişse de bu devam edecek. Yani bir tür borç devri. Duyun umumiye gibi. Bununla ilgili bir planı var mı CHP'nin? Zannetmiyorum. Bir başkası. Milliyette iç sayfa haberi. Borsa kripto vergileri gündemimizden düştük diyor Cumhurbaşkanı yardımcısı. Yalçın Karatepe, CHP Genel Başkan Yardımcısı ekonomiden sorumlu. O da işte onu anlatmış. Siz kredi kartı borcunuzdan dolayı vergi öderken borsada 10 milyonlarca lira parası olan vergi ödemiyor. Olandan vergi almayıp olmayan olmayana yüklenen vergi sistemini savunan bir iktidarla karşı karşıyayız demiş. Ama CHP'de siyaset yapıyorsunuz. Yani deminden beri CHP'ye bir şeyler söylüyorum. Yalçın Karatepe'nin de daha önce bu şekilde tweetleri elbette manalıydı, anlamlıydı. Şimdi genel başkan yardımcısı olarak ne yapıyorsunuz? Onu sormak gerekiyor. Yani bakın belli bir alışverişin üzerinde 850 gram çiçek balı A101 markette 69.90'a satılıyor böyle bir şey olmaz üstteki fiyat da olmaz 129 lira ama belli bir tutarın üzerinde alışveriş yapınca size 70 liradan vereceğiz diyorlar 70 liraya bal falan olmaz halkın yani can ve mal emniyeti yok derken yani hem can hem mal emniyeti yok işte can, can emniyeti de böyle yok aldığınız bal bal değil tükettiğiniz ürün. Çok enteresan bir şey oldu o arada. İhtibardan tasarruf olmaz diye yüzlerce, binlerce kişilik heyetle, milyonlarca dolarlık masrafla Erdoğan ABD'de tur atarken, Türkiye'vinde kabul üstüne kabul yaparken hem Erdoğan hem de Emine Erdoğan neyse Katar sessiz sedasız Amerika'dan vize muafiyeti aldı. Katar, Orta Doğu ülkesi. ABD vizesinden muaf tutulan ilk Arap ülkesi. Yabancı basında gördüm, Türkiye'de görmedim belki şimdi alıntılarlar bir süre sonra. Anthony Blinken demiş ki stratejik ortaklığımızı derinleştirecek ve iki ülke arasındaki insan ticaret akışını artıracaktır demiş. 1 Aralık itibariyle Katarlılar elini kolunu sallayarak ABD'ye girip çıkacak. 90 güne kadar da vizeden muaf olacaklar. Katar İlk Arap ülkesi Demek ki pasaportunuz belli bir güce eriştiğinde, ülke belli gereklilikleri yerine getirdiğinde ve işte göç, göçmen filan riskleri, analizleri açısından da belli bir noktayı tuttuğunuzda bunlar olabiliyor. 20 yıl evvel gerçekten Türkiye pasaportunun ileride çok iyi noktalara geleceğini düşünüyordum. Umuyordum, umut ediyordum. Doğru adımlar atılmaya başlanmıştı. Arkası gelseydi 2004'lerden itibaren AB süreci vesaire. Arkası gelseydi bugün gerçekten Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ceplerinde değerli bir pasaport taşıyor olacaklardı. Avrupa'da e, vizesiz dolaşma imkanına hatta belli ülkelerde işte ne bileyim belli koşullarla e, oturma çalışma falan haklarına sahip olabileceklerdi. Ve belki Katar'dan önce Amerika'ya bu şekilde bir vizesiz girme imkanı yakalanacaktı. Ki zaten pasaportun kıymeti biraz o Avrupa ülkelerine girebiliyor musun? Kuzey Amerika ülkelerine girebiliyor musun? Dünyanın kal ge geri kalanında çok fazla bir problem yok. Avrupa ülkelerine girebiliyor musun? 27-28 Avrupa ülkesine girebiliyor musun? Seyahat edebiliyor musun? Kuzey Amerika ülkelerine ABD'ye, Kanada'ya seyahat edebiliyor musun? Olay bu yani. Bunu yapabilirdiniz yani. 20 sene evvel böyle bir inancım vardı. Yerle bir tuzla buz oldu. Assange geliyor efendim Avrupa'ya. Heyecan verici bir gelişme. Sabah saatlerinde aldık haberi eşi Stella Assange böyle bir tweet attı ve önümüzdeki hafta 1 Ekim'de Strasbourg'da olacak dedi. Strasbourg Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Avrupa Konseyi'nin merkezi ve orada bir ifade verecek. Ne için geldi önemli değil ama belli ki belli koşullarda daha yani hürriyeti karşılığında yapılan anlaşmanın bir parçası olarak geliyor. E, detaylarını bilmiyoruz. Açıklanmadı bu. Fakat benim kanaatim odur ki zaten şu ana kadarki uygulama gözlemlerimde onu gösteriyor. Julian Assange işte WikiLeaks belgeleriyle Amerika'nın canını sıkan pek çok belgeyi, kripto belgeyi, elçilik yazışmasını falan yayınladı. Orada Berat Box da var. Türkiye'nin canını sıkacak belgeler de var. Hala da duruyor açık erişime. Ondan dolayı işte hakkında bir iade süreci falan başlatıldı. Şu bu uzun hikaye. İngiltere'de epey bir süre önce Ekvator Elçiliğinde sonra da cezaevinde tutuldu ve en sonunda Amerika ile yapılan bir anlaşma çerçevesinde tahliye edildi ve ülkesi Avustralya'ya gönderildi. Bana göre o anlaşmanın e, maddeleri arasında açıklanmayan maddeleri arasında Julian Assange'ın faaliyetlerini bitirmesi. Hürriyeti karşılığında faaliyetlerini bitirmesi artık sessiz sedasız e, eşiyle çocuklarıyla beraber sakin bir hayat sürmesi vardı. Ve bu anlaşmaya uyuyor şu anda Julian Assange. Önümüzdeki hafta Strasbourg'a gelecek olması planlanmış işte bir ifade nedeniyle gelecek. Bir komiteye ifade verecek. Dolayısıyla bu da anlaşma içerisinde olan bir şey. Onun dışında ekstra bir şey yapacağını zannetmiyorum ama rahat durmayacaktır. Amerika'nın konjonktürel olarak gücünün azaldığı, rüzgarın artık batıdan doğuya değil doğudan batıya doğru eseceği günleri bekliyor. Öyle bir dönemde Julian Assange tekrar kovuğundan çıkacaktır diye düşünüyorum. Ha diyeceksiniz ki baştaki görüntüyü unuttun. Hayır unutmadım. Şimdi onu vereceğim. İzleyelim birlikte ve öylelikle manşeti bağlayalım. Murat Kurum ve AKP'li bir vatandaş arasında geçen konuşma. Antakya'da ben annemi babamı kaybettim. Bütün malımı, mülkümü kaybettim. Rezerv alan ve e, siz riskli alan ilan ettiğiniz yerler çevre şehircilik zamanında her şeyimi kaybettim. 50 milyon dolarımı kaybettim. Devlet el koydu. Hiçbir şekilde şu anda ne kira veriyorsunuz ne bir şey yapıyorsunuz. Beni hayata mahkum ettiniz. Öyle olmaz ama. Öyle yani. oldu ama Beş kuruş para alamıyorum. Hayır şey, Babamdan sizin, kalan yerlerden sizin üzerine bir... 404 tane dükkan yapıldı. Bir tane dükkan vermediniz bana. Vali yani. bana diyor ki babanın hmm. malından mı istiyorsun? Evet babanın malından istiyorum. Bakalım yani öyle olmaması evet, gerekiyor. Tamam ben, bakalım. Yıkılmayan ben yerlerim ben yıkıldı. Senin, senin konstruksiyonla ilgili, ilgili ilgili ilgili, ilgili. Bakalım ilgili yerlere filan. Bu sadece kameralara yansıyan bir örnek. Başta da belirttim. Sahaya inen milletvekilleri eğer vatandaşın arasına karışabiliyorlarsa bunun gibi binlercesine tanık oldular ve bunu genel merkezle paylaşıyorlar. Bu durum sürdürülemez. Bu durum devam edemez. Ve iktidarıyla muhalefetiyle ki muhalefet çok büyük bir ölçüde artık rejimin muhalefet ayağı olarak vazifesini yapmaya çalışıyor ama orada da tıkandı. Orada da tıkanma var. İktidar da tıkandı, muhalefet de tıkandı. Bu durum artık sürdürülebilir olmaktan çıktı. O açıdan son derece hareketli, siyasi olarak da toplumsal olarak da bir sezona girdiğimizi bir kere daha söylüyor, hatırlatıyorum. 2024 bir kuluçka dönemiydi. 2025 ve 26'da büyük hareketliliklere, gerek Türkiye'de gerekse dünyada hazırlıklı olmak icap ediyor. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla hoşça kalın.